90. dönem özel güvenlik 20 Şubat 2021 yılında çıkan sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. 3. bölüm sorularımız arkadaşlar 25 adet. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. 51. sorudan itibaren devam ediyoruz. İlk yardım sorularımız arkadaşlar daha önce de çıkmış sınav soruları kaza geçirmiş yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarmada kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A. İtfaiyeci yöntemi, B. Altın beşik yöntemi, C. Rentek manevrası, D. Kaşık tekniği, E. Köprü tekniği. Evet, ehliyet sınavlarında da sık sık çıkan sorulardan birisi arkadaşlar. Kaza geçirmiş bir yaralıyı omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarma yöntemi rentek manevrasıdır. Rentek manevrası deyince araçtan çıkarma aklınıza gelsin arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 52. soru bak dinle hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır? Yine daha önceki sınavlarda çıkan bir soru. A. Hastada dolaşım olup olmadığına bakılır. B. Hastanın bilincinin açık olup olmadığına bakılır. C. Hastanın solunumunun olup olmadığına bakılır. D. Hastanın komada olup olmadığına bakılır. E. Hastanın ölüp ölmediğine bakılır. Arkadaşlar bakın bak dinle hisset yöntemi ilk yardımda. Hasta yaralının solunumu olup olmadığına bakılıyor 10 saniye süreyle arkadaşlar. Evet 10 saniye süreyle bakıyoruz. Bak dinle hisset yöntemini. Burada bize sorulan hastanın solunumunun olup olmadığına bakılır. Evet Ceyhan seçeneği burada doğrudur. 53. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden değildir? A. Kan basıncı yükselir. B. Hızlı ve zayıf nabız vardır. C. Bilinç seviyesinde azalma vardır. D. Hızlı ve yüzeysel solunum vardır. E. Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik vardır. Şok belirtilerinden değildir dediğine göre arkadaşlar bakın. Kan basıncı yükselir değildir bakın. Kan basıncı yükselmez şok belirtisinde. Cevap Adana seçeneği doğrudur. Diğerleri şok belirtileridir arkadaşlar. 54. sorumuz yine daha önceki çıkan sorulardan nefes alamayan, elleriyle boğazını tutan, acı çeken ve rengi moraran hastanın solunum yolunda tam tıkanma var demektir. Tam tıkanma ilk yardımda arkadaşlar Hemlik manevrasıdır. Diğer adıyla karına bası uygulamadır. Özel güvenlik görevlisi Melissa böyle biriyle karşılaştığında ne yapmalıdır? A. Hemlik manevrası yapmalıdır. B. Su içirmelidir. C. Sırt üstü yatırmalıdır. D. Baş aşağı çevirmelidir. E. Yüzü koyun yatırmalıdır. Arkadaşlar bakın burada tam tıkanmadan bahsetmiş. Nefes alamayan, elleriyle boğazını tutan bir hasta yaralı Hemlik manevrası uygulanır. Diğer adıyla karına bası uygulanır arkadaşlar. Cevabımız Adana seçeneği. Bu soruda daha önceki sınav sorularımızda çıkan sorulardan birisi arkadaşlar. Hemen 55. sorumuza bakalım. Olay yerinde hayatın kurtarılması ya da hastanın yaralının durumunun daha kötüye gitmesini engellemek amacıyla ilaçsız yapılan müdahaleye ne ad verilir? A. İlk değerlendirme, B. Acil yardım, C. Entübasyon, D. İlk yardım, E. İleri yaşam desteği. Arkadaşlar, olay yerinde
yaralının, hasta yaralının durumunun kötüye gitmesini engellemek amacıyla yapılan ilaçsız tedaviye ilk yardım diyoruz. Bunu yapan ilk yardımcıdır. Evet. Cevap burada Denizli seçeneğimiz doğrudur. 56. soru yine daha önceki sınavlarda çıkan sorulardan. Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan bir özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? A. Ortam havalandırılır. B. LPG ise taban kısmından süpürülerek gaz tahliye edilir. C. Doğalgaz tavan kısmından süpürülerek tahliye edilmelidir. D. Yanan lambalar, elektrikli cihazlar varsa kapatılmalıdır. E. Gaz vanaları kapatılmalıdır. Burada yanan lambalar, elektrikli cihazlar varsa kapatılmalıdır. Evet, yapılmamalıdır arkadaşlar. Evet, tehlikeli bir durum. Denizli seçeneğimiz burada doğrudur. 57. sorumuza bakalım. Bir soğutma, iki boğma, üç engelleme. Yukarıdaki seçeneklerden hangisi ya da hangileri yangın söndürme prensiplerindendir? Evet arkadaşlar. Soğutma, boğma, engelleme. Bakın. Her üçü de yangın söndürme prensiplerindendir arkadaşlar. Cevabımız burada Edirne seçeneği doğrudur. 58. sorumuza bakalım. Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir? Evet, bu soruda yine önceki sınavlarda çıkan oksijen, karbonmonoksit, karbondioksit, azot ve su şeklinde verilmiş. Tabii ki can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz karbonmonoksittir arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 59. sorumuz. Standartlara uygun çalışan bir yangın söndürme cihazında manometrenin ibresi hangi boyalı bölgede olmalıdır? A. Sarı, B. Kırmızı, C. Lacivert, D. Beyaz, E. Yeşil. Evet arkadaşlar. Evet. Burada renk sormuş. Yeşil renktir arkadaşlar. Evet. Yangın söndürme cihazında manometrenin ibresi yeşil boyalı bölgede olmalıdır. Edirne seçeneğimiz doğrudur. 60. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılmaması gereken davranışlardan biridir? Evet arkadaşlar, bu soruda daha önceki sınavlarda çıkan bir soru. Evet. Çök, kapan, tutun pozisyonu alınmalıdır. Tabii ki yapılmalı. Deprem çantası hazırlanmalıdır. Deprem sırasında deprem çantası hazırlanmaz, değil mi arkadaşlar? Önceden hazırlıklı olmak gerekiyor. Deprem çantası her an hazır bir şekilde olması gereken. Asansöre binilmemelidir. Evet. Pencere ve kapı kenarlarından uzak durulmalıdır. Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır. Evet arkadaşlar. Burada yapılmaması gereken davranışı soruyor bize. Deprem çantası hazırlanmalıdır diyor. Yanlıştır. Önceden hazırlıklı olmak lazım. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 61. sorumuza bakalım. Telefon santralleri, bilgi işlem odaları, elektrik panoları, UPS odaları ve benzeri gibi hassas makinelerin bulunduğu yerlerde hangi tip yangın söndürücü kullanılmalıdır? A. Halokarbon gazlı söndürücüler, B. Sulu tip söndürücüler, C. Köpüklü tip söndürücüler, D. Tozlu söndürücüler, D.
tozlu söndürücüler. Evet arkadaşlar, burada halo karbon gazlı söndürücüler kullanılması gerekiyor. Cevabımız Adana seçeneği doğrudur. 62. sorumuz, yanabilen hafif metallerin alüminyum, manezyum, sodyum gibi oluşturduğu yangınlar hangi yangın sınıfına girer? Arkadaşlar bu da daha önceki sınavlarda çıkan sorulardan. Evet, A, B, C, D, F sınıfı. Tabii ki burada yanabilen hafif metallerin yangın sınıfı, D sınıfı yangınlardır. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 63. sorumuz, bulunduğu alanlardaki ani ısı değişiklikleri, duman oluşumu, alev oluşumu gibi değişiklikleri algılayan cihazlara ne denir? A. Yangın butonu, B. Dedektör, C. Siren, D. Sprinkler, E. Yangın dolabı. Evet arkadaşlar, burada dedektörden bahsediyor. Bakın, bulunduğu alanlardaki ani ısı değişiklikleri, duman oluşumu, alev oluşumu gibi değişiklikleri algılayan cihazlar dedektördür. Evet, dedektörle ilgili de daha önceki sınavlarda çıktı sorumuz. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 64. sorumuza geçebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemini yavaşlatan uyuşturucu maddelerdendir? A. Kokain, B. Eroin, C. Crack, Ekstasi ve Kaptagon. Evet arkadaşlar, burada eroinden bahsetmiş bakın. Sinir sistemini yavaşlatan uyuşturucu maddesi eroindir. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 65. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığının fiziksel belirtilerinden değildir? A. Kol bölgelerindeki dövmeye benzeyen mor ve siyah iğne yerleri, B. Damarlar üzerinde su toplanmasını andıran iltihaplar, C. Kaşıntı varmış gibi vücudu sık aralıklarla kaşıma eğilimi, D. Karamsar ve depresyon eğilimli bir karakter yapısı, E. Göz altlarında belirgin derecede morluk ve çöküklük. Evet arkadaşlar, burada karamsar ve depresyon eğilimli bir karakter yapısı madde bağımlı fiziksel belirtilerinden değildir. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 66. sorumuz, bilgi, duygu ya da düşünce akımının gerçekleştirildiği ve davranışta değişiklik yaratan sürece ne denir? A. İletişim süreci, B. Geri bildirim süreci, C. Etkin olma süreci, D. Empati süreci, E. Anlama süreci. Evet arkadaşlar, burada bakın iletişimden bahsetmiş. Bilgi, duygu ya da düşünce akımının gerçekleştirildiği davranışta değişiklik yaratan süreç iletişim sürecidir. Adana seçeneğimiz doğrudur. 67. sorumuz, hiç kimse bilgilerinin el vermediği bir sesi duyacak kulağa sahip değildir. Burada Nietzsche söylemiş bakın bu sözü. Bu sözüyle iletişime ait hangi kuralı hatırlatmaktadır? A. İletişim en az iki birey arasında gerçekleşir. B. İletişim sözcükler ve beden diliyle gerçekleşir. C. İletişimde esas olanın hedefin algı düzeyi olduğudur. D. İletişim sayesinde insanlar çevreyi daha iyi tanıma imkanına sahip olurlar. E. Her mesaj hedefine ulaşır. Evet, burada arkadaşlar
İletişimde esas olanın hedefin algı düzeyi olduğudur. Cevabımız Ceyhan seçeneğimiz doğrudur. Hemen 68. soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İletişim toplumsallaşmayı ifade eder. B. İletişim birlikteliği anlatır. C. İletişim bir paylaşma eylemidir. D. İletişim tek yönlü bir süreçtir. E. İletişim anlamaktır. Evet arkadaşlar, burada iletişim bir paylaşma eylemidir. Yanlıştır. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 69. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir? A. Algılama farklılıkları. B. İletişim kurmada isteksizlik. C. İletişim sırasında farklı şeyler düşünüp planlama. D. Empati. E. Tek yönlü düşünme. Evet arkadaşlar, bakın, iletişim engellerinden değildir. Empati değildir. Cevabımız Denizli seçeneğidir. 70. soru, aşağıdakilerden hangisi eleştiri sanatının ilkelerinden biri değildir? A. Kişinin karakteri değil, sadece hatalı olan davranışı eleştirilmelidir. B. Yanlış davranış hemen değil, birkaç kere tekrar edildikten sonra eleştirilmelidir. C. Kişi herkesin içinde değil, baş başa kalınacak bir ortamda eleştirilmelidir. D. Eleştiri saldırganlığa veya bir güç savaşına dönüşmemelidir. E. Kişinin geçmişteki hataları gündeme getirilmemelidir. Evet arkadaşlar, burada eleştiri sanatının ilkelerinden biri olmayanı soruyor. Yanlış davranış hemen değil, birkaç kere tekrar edildikten sonra eleştirilmelidir. Tabii ki yanlıştır arkadaşlar. Yanlış yapanı eleştirmek lazım ki tekrar yanlışını devam ettirmesin. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 71. sorumuz. İş yerinize gelen bir misafiri ya da size soru sormak isteyen birini etkili bir şekilde dinlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmamalısınız? A. Göz teması kurma. B. Soru sorma. C. Not alma. D. Dinlediğinizi belli etme. E. Hemen sonuç çıkarma. Evet arkadaşlar, burada hemen sonuç çıkarma yapmamalısınız, değil mi? Yanlış. Bir kişi hakkında hemen karar veremezsiniz. Edirne seçeneği burada doğru. 72. sorumuz. İletişimde kişiler arasındaki fiziksel mesafe çok önemli olup iletişim üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Kişiler arasındaki mesafenin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kişisel alan, ortak alan, sosyal alan, mahrem alan. B. Sosyal alan, mahrem alan, ortak alan, kişisel alan. C. Mahrem alan, kişisel alan, sosyal alan, ortak alan. D. Ortak alan, kişisel alan, mahrem alan, sosyal alan. E. Mahrem alan, ortak alan, sosyal alan, kişisel alan. Evet arkadaşlar, burada Ceyhan seçeneği, mahrem alan, bakın, kişisel alan, sosyal alan ve ortak alan şeklinde olmalı. Ceyhan seçeneğimiz doğrudur. 73. sorumuz, karşısındakinin her söylediğini kendine yönetilmiş bir saldırı olarak algılayan ve kendini savunma ihtiyacı duyan bir kişi aşağıdaki dinleme türlerinden hangisini uygulamaktadır? A. Tuzak kurucu dinleme. B. Yüzeysel dinleme. C. Seçici dinleme. D. Savunucu dinleme. E. Ben merkezli dinleme. Arkadaşlar, burada bir savunmadan bahsediyor, değil mi?
Karşısındakinin ne her söylediğini kendine yönetilmiş bir saldırı olarak algılıyor. Bakın savunmaya geçiyor. Kendini savunma ihtiyacı duyan bir kişi savunucu dinlemedir. Evet. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 74. sorumuz özel güvenlik görevlisi Mehmet başkalarının isteklerini ön planda tutar. Soru sorar gibi konuşur. Omuzları öne doğru düşük bir vaziyette durur. Elleri ve ayakları sürekli hareket halindedir. Ses tonunda huzursuzluk vardır. Yukarıda sıralanan özelliklere göre Mehmet ne tür bir davranış sergilemektedir? A. Kendinden emin davranış. B. Saldırgan davranış. C. Pozitif davranış. D. Pasif davranış. E. Empatik davranış. Arkadaşlar burada bir pasiflik var, değil mi? Başkalarının isteklerini ön planda tutar, soru sorar gibi konuşur. Omuzları öne doğru düşük bir vaziyette pasif bir davranıştan bahsediyor. Denizli seçeneğimiz doğrudur. Üçüncü bölümümüzün son sorusu arkadaşlar. 75. sorumuz. Aşağıdaki unsurlardan hangisi sözsüz iletişim, beden dili davranışlarından değildir? A. İletişim sırasındaki beden duruşu. B. İletişim sırasında göz teması. C. İletişim sırasında jest ve mimikler. D. İletişim anındaki kılık ve kıyafet. E. İletişim sırasında not tutmak. Evet arkadaşlar. Sözsüz iletişim not tutmak yok değil mi arkadaşlar? Cevabımız Edirne seçeneğidir. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Arkadaşlar hepinize sağlıklı ve kazasız günler, sınavlarınızda başarılar diliyorum. 84. dönemden 90. döneme kadar olan özel güvenlik sorularını mutlaka çözmeniz sizin menfaatinize olacaktır. Bir sonraki 4. bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.